Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum yemek kültürü araştırmacısı Takıyı Tolmasyan. Kendisiyle Ermeni mutfağından çok güzel bir tarif olan mercimek dolmasını hazırlayacağız. Şimdi bu yemek bir bayram yemeğimiz. Astvazazin deriz. Üzüm bayramını kutladığımız gün bu dolmayı yaparız mutlaka. Hatırı kalmasın diye pirinci de koyuyoruz. Değişik bir katlama şeklimiz katlama var şekli çünkü. Var, evet. Klasik sarmayacağız bu dolmayı. Şöyle doluca bir kaşık. Üzerine evet. Tabak kapatacağız. Tabii o her dolmanın. Nefis gözüküyor. İlk önce hani böyle bir servis tabağını alacağım. Ama geleneksel bir geleneksel servis şekli var. Evet. Herkese merhabalar. Çok kültürlü İstanbul mutfağını anlattığımız İstanbul Sofraları programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum yemek kültürü araştırmacısı Takıyı Tolmasyan. Kendisiyle hem Ermeni mutfağını konuşacağız hem de Ermeni mutfağından çok güzel bir tarif olan mercimek dolmasını hazırlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün sizinle hem Ermeni mutfağını konuşuyor olmak hem de Ermeni mutfağından bu kadar güzel bir tarifi beraber yapıyor olmak benim için de çok büyük bir mutluluk. O yüzden ilk önce biraz Ermeni mutfağını anlatarak başlamak istiyorum sizinle. Anadolu diyebiliriz, Trakya diyebiliriz. Ben mesela çok az bilinen Trakya Ermenilerindenim. Genelde Ermeniler hep Anadolu'da yaşamıştırlar. O şekilde tarih bize anlatır. Trakya Ermenilerinden çok az bahsedilir. Mimar Sinan getirmiş bizi Trakya'ya. 1453'lerden sonra Trakya'da Ermeni yaşamı başlamış. İstanbul'un kadim semti benim için çok sevgili Yedikule'de. Babamın da doğduğu... Takıyı Tolmasyan adını taşıdığım büyük annemin büyük babamın evinde babam doğdu. Ben de orada doğdum. Abim de orada doğdu. Böylece bir yemek kültürünün içine doğduk. Çünkü sofrada o yemeği kim daha güzel diye yapanlar konuşulurdu. Yarın ne yiyeceğiz diye konuşulurdu. Sofrada muhabbet etmek çok serbestti. Yani susulup oturulmazdı. Böyle bir ortamda büyüdüm. Onun için çok ufak yaşta mutfakta büyüdüm diyebilirim. İşte anlatmak istediğimiz tam da bu çok kültürlü mutfak. Evet. Siz çok güzel anlattınız yaşadığınızı. O sofralarınıza da zaten yansımış. Şimdi biraz böyle tarife geçelim. İstiyorum. Sizin kitaptan aldığımız tarif. O yüzden sizinle yapmak da çok büyük bir keyif şu anda benim için. Soğanımızı tenceremize alıyoruz burada. Hiç yağ koymadan. Burada tek pişirme işlemi. Evet. Soğan. Suyumuz, evet. Tuz koyuyoruz. Ve soğanı... Kendi suyuyla söndürüyoruz. Evet, söndürüyoruz. Yağı hiç yakmıyoruz. Yağı hiç yakmıyoruz. Evet, yanmaması gerekiyor. Şimdi soğanımız o zaman sizin de tarif ettiğiniz gibi biraz böyle sönecek. Sönecek kadar kavuracağız. Daha sonra içine diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Baharatlarını, yağını, mercimeğini bir de her dolmaya katıldığı için pirinci hatırı kalmasın diye. Aslında bu bir hububat dolması. Hı hı. Anadolu'da da mesela bakla dolması vardır. Bizim Çorbulu Ermenilerin yaptığıysa kırmızı mercimek dolması. Hı hı. Şimdi bu yemek bizim mesela bir bayram yemeğimiz. Biz Ermeniler Ağustos 15'e kadar üzüm yemeyiz. Çünkü Ağustos'un 15'inde üzüm. Gerçekten de bu topraklarda yetişen üzümün en tatlanmış zamanıdır Ağustos'un 15'i. Böylece en iyi, en lezzetli zamanında bir kutlama bayramımız vardır. Astvazazin deriz ki bu Hristiyanlık öncesinden gelen bir bayram ve sevinç yani bir yaşam şekli. Ağustos'un 15'i üzüm bayramını kutladığımız gün bu dolmayı yaparız mutlaka. Ne kadar güzel şeylerden bahsettiniz ama yani orada üzümü koruduk, yaprağı mevsiminde evet, aldık. Evet. Bakliyatla biraz daha güçlendirdik. Ve onda bir bayram yemeği yaptık. Bayram yemeği yaptık. Ne kadar güzel. Şu an gözümde canlandı. Bir de anılarınızı da alacağım birazcık. Memnuniyetle. Şimdi artık sıramız geldi. Gelin.
mercimeği atabiliriz. Zeytinyağını önce atalım. O zaman ilk önce zeytinyağını döküyoruz. Bugün biraz az bir tertip olduğu için hepsini dökmeyin isterseniz. Tamam. Baharatlarını siz ekleyin. Nane ekliyorum. Naneyi, onun yarısını ekleyebilirsiniz. Tamam. Bolca koyun. Tek baharatı bu çünkü. O zaman bolca nane. Çok güzel, nane. Evet. Karabiber bir çay kaşığı kadar olsun. Tabii. Tuzunu zaten atmıştık. Evet. Sönmesi için. Yaprağımızda salamura yaprak kullanabiliyoruz şu an. Evet, o yüzden evet, tuzunu tabii. Birazcık aldık, suda tamam, beklettik. Tamam, çok iyi. Şimdi mercimeğini atalım. Artık tamam. Altını kapatabiliriz. Zeytinyağını da dediğiniz gibi çok pişirmemiş olduk. Hiç yakmıyoruz. Hiç yakmıyoruz. Hiç yakmıyoruz. Şöyle mercimekleri biraz ıslattık. Evet, yıkadık. Islattık, süzdük. Hatırı kalmasın diye pirinci de koyuyoruz. Genelde bütün dolmalara pirinç konduğu için buna da biraz. Evet, buna da biraz. Aslında burada biraz da pirinç bağlayıcı oluyor mu sizce? Tabii tabii, biraz o çünkü evet. Ununu bırakıyor. Evet, nişastasını bıraktığı için. Tabii. Bir de limonunu. Bir de şöyle karıştıralım. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi sofralar sizde çok güzel anılar var sofralarda. O yüzden biraz böyle bu bayram sofralarının anılarından bahsetmek istiyorum sizinle. Memnuniyetle. Dediğim gibi Astvazadzin'de bu var. Astvazadzin Ağustos ayında olduğu için bu tabii ki bir meze olarak masaya geliyor. Gün evvelinden hazırlanıyor. Bir gün önce mi hazırlıyorsunuz? Evet, hep biraz bir gün önce. Dinlenmesi için değil mi? Genelde zeytinyağlı yemeklerin dinlenmesini isteriz. Hı hı. Şimdi bu dolma pişecek. Tenceresinden çıkarmayacağız. Tenceresinde soğuyacak. Hı hı. Bir gün mümkünse buzdolabında dinlensin. Ondan sonra servis tabağına alınabilir. Şimdi ben o zaman şöyle güzel yapraklarımızı size de değişik bir katlama şeklimiz katlama var şekli çünkü. Var, klasik evet. Sarmayacağız bu dolmayı. Şöyle size vereyim. Evet. Bir de önce tenceremizin altına bir iki güzel yaprak döşeyelim. O tabanına. Evet, her dolmada olması gerekir. Şöyle ben size hazırlayayım. Oo, çok teşekkür ederim. Ne demek? Size bir kaşık vereyim hemen. Evet. Tamam. Buyurun. Aldım. Şimdi dibine yaprakları çok koyduk. Güzel, çok güzel. Şöyle avucumuza aldık. Bir kaşık da toz şeker koyacaktık. Evet. Bir şey eksik oldu diye şöyle düşünüyordum. Bir kaşık da evet. Toz şekeri tamam. Koyuyoruz. Çünkü her zeytinyağlı yemeğe mutlaka bir kaşık da evet, şeker konulur. Şeker, evet. Asit oranını dengelesin diye. Şöyle doluca bir kaşık dolduruyoruz ve bohçalıyoruz. Tam bildiğimiz bir beşgen bohça yapıyoruz. Hı-hı. Yaprağımız da zaten beşgen. İşte evet. Bu. Şöyle yerleştiriyoruz. Sık sık. Sık sık. Evet. Üzerine tabak kapatacağız. Tabii. Tabii ki. Tabii, o her dolmanın adeti. Olmazsa olmaz. Sonra dolmalar kaynama temposuna uyup dağılmaya başlarlar. Şöyle hemen. Onun için onlara bir baskı yapmak lazım. Tamam. Peki böyle katlamamızın başka bir sebebi var mı? Hububat olduğu için belki. Hı-hı. Hani bakla dolması da böyle iri iri yapılır. Çünkü içinde suyla birlikte şişecek. Şişecekler. Bunu evet. Hesaplamamız gerekiyor tabii ki. Evet. Çok önemli bir kültür İstanbul mutfağı. Çünkü evet. Hani az önce de dedik ya, o kadar güzel kültürler bir araya gelmiş. Çok. O kadar güzel yemekler çıkmış ki ortaya. Bir şef olarak benim için de çok önemli. Çok güzel. Sizden aldığım bilgiler, yaptığımız yemekler. Çünkü bu bizim kültürümüz. Evet, ben de çok seviyorum. Değişik kültürlerden yemekler tatmayı. Hı hı. Çünkü birlikte yaşadığımız bu insanların damak zevklerini de bilmek, öğrenmek zaten çok da aykırı, uzak bir
lezzet değil. Bakliyat dolması olması aynı zamanda çok da besleyici. Çok. Evet, Ermeni mutfağında çok fazla dikkatimi çekti bu. Hem sağlık hem doğaya saygı. Gerçekten o kültürde çok fazla hazineler var. İşte o bana çok keyif veriyor şef olarak. Evet. O kadar hem tarif çıkıyor hem de çok güzel hazineler çıkıyor. Sizin sayenizde de siz de bize aktarmış oluyorsunuz bunu. Bunun farkına varmanız, dillendirmeniz o kadar önemli ki genç neslin bu konulara ilgi göstermesi, öğrenmeye gayret etmesi gerçekten bana yaşam sevinci veriyor. Güzel. Çok güzel, çok kıymetlisiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizler de yani bu kıymeti kıymet olarak gören gençler de çok kıymetli bizim için. Yani böyle yer değiştirip baktığınızda siz de benim ne kadar mutlu olduğumu anlayabilirsiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. Yani İstanbul mutfağı çünkü hep birlikte var. Gerçekten öyle. Dolmayı da koyduk. Tamam. Üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğiz. Tamam. Bir tabak kapatıyorum. Kapatalım. Evet. Dolmaların şöyle aralarından görünecek kadar da su koyuyoruz. Tamam. Şöyle. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kapatalım. Pişirmeye başlayalım. Şimdi evet. Dolmamız yavaş yavaş pişsin kısık ateşte. Evet. Dolma pişerken bayramlardan bahsettik. Biraz da Ermeni kültüründeki doğumlardan, düğünlerden. Hangi yemekler yapılır? Biraz da onlardan bahsedelim. Daha çok lohusa anneyi de düşünerek menü hazırlanır. Yani özellikle anne düşünülerek çeşitli çorbalar, şerbetler, sütlü tatlılar hazırlanır. Örneğin jam kapısı diye bizim ailede yaptığımız bir muhallebi vardır. Az bir sütle pişirilmiş bir muhallebidir. Sonra o lokum gibi kesilir, kaselere konur. Üzerine soğuk süt, soğuk gül suyu, pudra şekeri, arzu eden mevsimi varsa nar taneleriyle gelen misafirlere de ikram edilir. Bu çok güzel, evet çok güzel bir lohusa ikramıdır. Bebeğe de faydalı olur. Peki düğünler? Düğünler tamamen ziyafettir. Bütün bildiğimiz mezeler yapılır. Soğuk mezeler, dolmalar, pilakiler, dil haşlanır mutlaka konur, beyin haş. Bunlar hep unutulan mezelerimiz. Evet. Düğün sofrası denince aklıma benim mutlaka zerde geliyor. Çünkü bizde mezeler çok zengin olur. Dalak dolması, ciğer sarması, kızarmış ciğer, Arnavut ciğeri dediğimiz. Bütün bunların yanı sıra artık daha bir üstüne etli bir yemek yiyecek halimizde kalmaz. Ama en güzeli tereyağıyla pişmiş sade bir İyi bir pirinç pilavıyla yanında iki kaşık zerdesi, zerde pilavla da nikah ve düğün yemekleri taçlandırılırdı. Tam bir şölen sofrası kuruluyor. Şölen yani. Sofrası. Ne kadar güzel. Evet. O kadar keyifli ki sizle mutfakta olmak. Çok güzel bilgiler verdiniz. Şimdi dolmamız pişti. Mutfak mis gibi koktu. Kokuyor. Şöyle açacağım. Evet. Süper. Oo. Harika görünüyor. Nefis gözüküyor. Evet. Ellerinize sağlık. Sizin elinize sağlık. Birlikte yaptık ne kadar güzel. Bir de bir söylem vardır. Hani insan bir şeyi ilk olarak yaptığında gerçekten çok güzel çok olur. Çok daha güzel olur. Ve güven gelir hani bir daha yapmaya. İlk önce hani böyle bir servis tabağını alacağım. Ama geleneksel bir geleneksel servis şekli var. Evet. Kız anlatırken ben tabağımı alayım istersen. Şimdi bu dolmanın genelde bütün zeytinyağlı yemeklerin ve dolmaların bizim evde çok böyle sulu sulu olmasını istemeyiz. Suyunu çekmiş, yağına kalmış olması çok tercih edilir. Hatta özellikle alt kattaki dolmaların yapraklarının hafif biraz dibini tutmuş
hali o dolmayı pişirenin ustalığını gösterir. Çok güzel. Eğer şimdi baba annem bunu pişirdi, babam da mutfağa girer, büyük bir ustalıkla dolmayı büyük bir tabağa ters çevirir tencereyi. Eğer tam istenildiği gibi alt kattaki yapraklar hafif kahverengi olmuşsa, o zaman annem ustalığını kanıtlamış olurdu bu pazar sabahı muhabbetlerinde. Babam da bunu ne kadar güzel dağıtmadan tabağa ters çevirdiğiyle övünürdü. Ve özellikle akrabalarımızdan dibini tutan dolmaları özellikle büyük bir iştahla bekleyen de çok akrabalarımız vardı. İşte derdik, ha bu tam aramın ağzına layık olmuş diye. O gün o masamızda olmasa da mutlaka onu anardık. Anardınız. Ne güzel. Hem yemekten yine güzel bir anı, güzel bir hikaye çıktı. Evet. Ne güzel anlattın. Evet. Şimdi ben şu şekilde, hatta şöyle şimdi yapalım. Çok güzel. Ha. Biraz limon. Evet. Limon dilimleri. Şöyle, isterseniz şöyle koyalım. Koyalım. Çok güzel oldu. Yaprağa en yakışan şey sarı limon, sarı limon dilimleri. Çünkü içinde de aynı lezzet var. Evet. Şöyle yapalım. Çok güzel oldu. Yanında da böyle güzel renkli bir turşumuzu da koyalım. Turşumuzu da koyalım. Çok yemeğimiz güzel. Hazır. Sayenizde çok güzel bir yemek yaptık. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hem ellerinize sağlık, hem dilinize sağlık, hem de ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Her gününüz böyle şen olsun, gönlünüz şen olsun, sofranız şen olsun. Ne kadar güzel bir şey yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Siz de bu bilgileri bize hem kitapla hem de böyle konuk olarak anlattığınız için çok teşekkürler. Ellerinize sağlık şimdi de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugün İstanbul sofralarında konuğum Takuya Hanım'dı. Kendisiyle mercimek dolması hazırladık. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.